Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere aşırı yüksek sesleri nasıl açabilirsiniz, 90 FPS özelliğini nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar, ilk önce eğer 90 FPS'i açmak istiyorsanız monitörünüzün herzini bilmeniz gerekiyor. Yani monitörünüz 90 FPS'i destekliyor mu? Hani siz 90 FPS'i alsanız da monitörünüz eğer 90'ı desteklemiyorsa bu oyunda 60 FPS alacaksınız, onu söyleyeyim. Hani 90'ı açmanız pek sizlere fark ettirmeyecek. Peki şimdi ne yapıyoruz? İlk önce aşağıdan videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da yine bana destek olmuş olursunuz. Hem de bu tür diğer PUBG Mobile videolarımı izleyebilirsiniz efendim. Hala da Fatih'e rank kasmaya devam ediyorum. 8000 daha alırsam tekli zafer ünvanına ulaşacağım. Bu arada benim rankımı merak eden arkadaşlar için de burada söyleyeyim dedim. Şimdi siz diyelim ki 90 FPS nasıl kuracaksınız? İlk önce kuralım, sonra da sizlere ayarlarını göstereyim. Şimdi ben sizlere açıklamada bir tane link verdim. Direkt o linke tıklayarak GameLoop Beta'yı indirmeniz gerekiyor. İndirdiğinizde kur tuşuna basıyorsun, yönetici olarak izin ver diyorsun ve bitti. Buradan sonrası geri kalan kurmak oluyor. Eğer bilgisayarınızda 2 tane hard disk varsa ya da işte hard diskleri ayırdıysanız falan D kısmına kurmanızı öneririm. Neden derseniz şöyle bir avantajı olur sizlere: oyun daha erken açılır, haritalar daha hızlı yüklenir. Mesela şöyle, hani bilgisayar C kısmını kullanıyor ama D kısmına herhangi bir şey kullanmadığı için oyunu D kısmına yüklerseniz sizler oyunu hem daha hızlı açabileceksiniz hem de hani 1-2 FPS de olsa mesela oyundaki droplar olsun daha az olacak. Bunu sizlere söyleyeyim. Ben kendim kullandığım için söylemek istedim. Benimki mesela SSD'ye yüklü. SSD'de hani 30 saniyede falan emülatör açılıyor. Hani oyunda drop falan vermiyor. Bunu da sizlere önermek istedim. Hani hard diske kuracak arkadaşlar varsa hani bunları ayrı ayrı olarak kurun. Bunları başlat dediğinizde zaten kuruyor. Ben de kurulu olduğu için tekrardan kurmayacağım. Şimdi siz PUBG Mobile'i kurdunuz. Burada işte indirdiniz falan filan. Burada yukarıda işte sağ 3 tane tik var. Bunu ilk önce GameLoop Beta'yı her zaman güncelle deyin. Emülatörde şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz emülatörünüzü güncel tutmazsanız, mesela 1-2 güncelleme geçtikten sonra tutmanız için sizlere bir tane uyarı veriyor. O uyarıya da yine uymazsanız sizlerin direkt PUBG hesabına ban atıyor. Yani emülatörde böyle bir sıkıntı var. Normal emülatörde böyle. Hani herkes güncellediği için bunu büyük ihtimalle biliyordur. Bilmiyordur, bu yazıyı görmemiştir ama yine de ben sizlere güncellemeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Buradan ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan ilk önce aşırı yüksek sesi açmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Gelelim o kısma. Oyun kısmına geliyorsunuz ve buradan görüntü kalitesini HD yapıyorsunuz. Burada görüntü kalitesini HD yapmak oyunda herhangi bir şekilde grafiklerinizle oynamayacak. Sadece aşırı yüksek sesi açmanıza yardımcı olacak. Mesela burası otomatik olsun, akıcı olsun falan filan açılmıyor. Ama eğer HD'ye basarsanız aşırı yüksek sesleri oyunda açabiliyorsunuz. 90 FPS'i açmanız için de buradan 90 FPS'e tıklayıp uygulama demeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sağ aşağıdan Game Loop'u kapatıyorsunuz. Çık diyorsunuz, yani komple kapatıyorsunuz bilgisayarınızdan. Buradan 90 FPS seçtiniz ve açtınız. Ben 90 FPS'i açmıyorum çünkü hani monitörünüz 60 Hz ise hani 75 ise 90 FPS'i göremezsiniz. Ama mesela 90 FPS'i açıp monitörünüz 75 Hz ise 75 FPS'i hani görebilirsiniz. Ama hani diyelim monitörünüz desteklemiyorsa, ama hani de şu anda çok fazla kullandığımı biliyorum. Yani size bir avantajı olmayacaktır. 60 FPS kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama mesela 90 FPS sizde düşüyor. Bu düşmesinin sebebi ise şu: ayarlara gelip eğer siz buradan ayarlardan grafikleri oynarsanız düşer. Hani bunu şu şekilde yapmanız gerekiyor. Mesela akıcıda aşırıyı açıyorsun kanka. Daha sonrasında oyunu kapatıyorsun. Oradan 90 FPS açıyorsun ve oyuna giriyorsun. Buradaki grafikleri oynamadığınız sürece oyun her zaman 90 FPS kalıyor. Bu yukarıdaki ilk iki şeyi değiştirmeyin. Şu aşağılarla oynarsanız bir sıkıntı olmaz ama mesela buradan işte FPS'inizi diyelim siz 30'a düşürdünüz. Tekrar aşırıya çektiğinizde 60 olarak kalır. 90'ı vermez. Bu hani GameLoop Beta'nın değişik bir şeyiymiş gibi düşünebilirsiniz. Hani 90 FPS almak için burada bir tane tuş var normalde. Bunun sebebi ise şu: hala normal GameLoop'a 90 FPS gelmedi. Sadece beta'da var. GameLoop'a geldiğinde her zaman hani buradan aşırının yanında bir tane de 90 FPS olacak. 90 FPS'e tıklıyorsun ve 90 FPS geliyor. Bu kadar kolay. Bu arada GameLoop Beta'yı da indirmenizi öneririm. Mesela bilgisayarınız ortalama 50 FPS veriyorsa
Game Loop Beta'da gereksiz yere 10 FPS daha fazla veriyor. Neden bilmiyorum ama hani bunu da sizlere vereyim. Hani ben yayında işte PUBG Mobile oynadığım için biliyorum. 5-10 FPS hani Game Loop Beta'da daha avantajlı oluyor. Bu ayda zaten ekran kartı alacağım için artık ben bu kasmalarla uğraşmayacağım. Bir de benden şeyi sormuştunuz. Hani atlayıp uçma şeyimiz var ya, bizim bir tane bir yıl önce paylaştığım bir tane video. Onu emülatöre nasıl kullanabiliriz diyenler olmuş. Onu da sizlere buradayken göstereyim hemen. Tek yapmanız gereken, buradan yine ayarları açıyorsunuz. Buradan sağdan tuş atamalarını açıyorsunuz. Tuş atamalarını açtıktan sonra burası kanka, burayla hiç uğraşmıyorsun bak. Gerçek diyorum. Hiç burayla uğraşmıyorsun bak. Burası böyle kalsın. Zaten nasıl yapıldığını da biliyorsunuz az çok o videoları izleyenler. Burası böyle kalsın. Ha bu arada eğer ki oyun hareket etmiyorsa, bir de şöyle bir sıkıntı var. Game Loop Beta'yı açtığınızda tuşları baştan dizmeniz gerekiyor. Buradan hemen tuş ayarlarını açıyorsunuz. Tuş ayarlarını açtıktan sonra monitörünüzde nasıl kullanıyorsunuz? Buradan ayarlayın, işte normal 720p, smart 720p, 1080p, smart 2K gibi birçok çeşit var. Burayı sıfırla deyin. Hani genelde işte tuşlar mesela şöyle sol yukarı hepsi toplanıyor. Sıfırla diyorsun ve eski haline geliyor. Bunu yapın. Eğer yapmazsanız oyuna girdiğinizde hiçbir tuş çalışmayacaklar. Eğer kendi tuş falan çalışmazsa bilin ki burada bir sıkıntı olmuştu. Direkt gelin buradan sıfırla yapın. Bir de bana emülatörde hani şu atlayıp zıplama şeyi var ya, havada drop shot mı deniliyor artık ne deniliyorsa, TikTok'ta bir ton şey diyor ama hani bunu ben bir yıl önce paylaştığım için emülatörde ben yeni kullanmaya başladım. Emülatörde bunu kullanmak isteyen arkadaşlar da varsa buradan ayarlara gelsinler. Kontrollerden tek yapmanız gereken şu. Bak kontrollere basıyorsun, özelleştir diyorsun. Burada şurada bir tane işte tuş var. Normalde bunların yeri tersine oluyor. Bak mesela şöyle oluyor. Siz bunu tersine çevireceksiniz. Tersinize çevirdiğinizde bu böyle oluyor. Peki bunu nasıl açacaksınız? Gelelim bir de onu göstereyim. Kaydetme, bozma hiç. Burada genele geliyorsun. Burada bir tane atla tırman var. Bunu açmanız gerekiyor. Bunu kapatıp yapanlar da var. Onlar nasıl yapıyor? Tuş falan atıyorlar ama ben tam bilmiyorum. Hani eğer ki tuş atama gibi bir şeyiniz yoksa hani bunu şey yapın, açın. O iki tuşun yerini değiştirin ve olay bitti. Ölüm tekrarda açık olmayanlar varsa hani grafikleri HD aldığınızda bu da açılacaktır, haberiniz olsun. Ve her şeyi bu şekilde yapabiliyorsunuz ve bunların sonunda ise artık siz de Game Loop'unuz 90 FPS aşırı yüksek sesi desteklemiş olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere diyorum ve ben kaçıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Oh,